Kayseri'de düzenlenen belediye başkanları çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'den sadece bir milletvekili çıkarmaları ve belediye başkanları seçtirememelerinin sorumlusunun kendileri olduğunu söyledi. Ülkücülere de seslenen Kılıçdaroğlu, partisinin altı okundan birisinin milliyetçiliği temsil ettiğini belirterek ülkücüleri CHP'ye davet etti. CHP'li 215 belediye başkanı Çalıştay için Kayseri'de buluştu. Programın ikinci gününde bir otelde düzenlenen Çalıştay'la Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına hitap etti. Kayseri'de esnafın çayını kahvesini içtiklerini belirten Kılıçdaroğlu, siyasi propaganda yapmadan şikayetlerini dinleyeceklerini söyledi. Anadolu'nun kalbi Kayseri. Eğer Kayseri'den sadece bir milletvekili çıkarabiliyorsan ve Kayseri'den hiç belediye başkanı çıkaramıyorsak sorun Kayserililerde değil, sorun bizde. Kayserileri kucaklayacağız. Daha fazla geleceğiz. Daha fazla ilişki kuracağız. Daha fazla kendimizi anlatacağız. Şikayeti değil, çözümü nasıl yapacağımızı, hangi yollarla sorunları aşacağımızı anlatacağız. Esnafın, çiftçinin, emeklinin masasına oturacağız. Sanayicinin masasına oturacağız. Tüccarın masasına oturacağız. Çayını kahvesini içeceğiz. Bir siyasi propaganda yapmadan sadece sorunları dinleyeceğiz. Bize çözümünüz nedir diye sorduklarında da çözümlerimizi anlatacağız. Bizim çözümlerimiz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözümleri, yani sosyal demokratların çözümleri, yani vatanseverlerin çözümleri, bizim çözümlerimiz halktan yanadır, hukuktan yanadır, adaletten yanadır, insandan yanadır, sevgiden yanadır, Yunus'tan yanadır özellikle, Yunus'tan yanadır. Ve biz bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz. Zam furyasıyla millet karşı karşıya kalırken çıkıp şunu seslendiriyor: önümüzde bir kara kış gelecek. Her şeye yağmur gibi zam geldi. Elektrikten doğalgaza, kömüre, oduna kadar. Ekmek fiyatlarından tutun her türlü besine kadar. Bu millet nasıl geçinecek? İktidar sahiplerine çağrı yaptık. Ya bir kara kış fonu kurun kardeşim. Bu milleti perişan etmeyin. Dinlemediler. Ama sizler olağanüstü bir çaba gösterdiniz. Bulunduğunuz beldede eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa şöyle düşüneceksiniz: benim çocuğum yatağa aç girdiğinde ben nasıl, hangi duygularla karşılaşıyorsam, bir çocuk yatağa aç girdiğinde ben de aynı duygularla karşılaşacağım. Aynı duyguları taşıyacağım. Ve benim belediye başkanlığı yaptığım yerde hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemeyeceğim ve bunu asla ve asla sağlamayacağım. Her çocuk yatağa tok ve anne çocuğunu huzur içinde yatağa yatıracak. Her bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının temel görevi bu olmalıdır. Yüksek siyaseti bir tarafa bırakın. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa bulunduğunuz beldede oranın en yüksek siyaseti o çocuğun karnını doyurmaktır. Türkiye tarihine önemli bir not düşüyoruz. Bütün baskılara ve bütün engellemelere rağmen çok önemli bir not düşüyoruz. Onların yapamadığını, iktidar olarak ellerinde devasa bir bütçe olmasına rağmen yapamadıklarını sizler mütevazi bütçelerinizle hayata geçiriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, toplu rakamları verdiler bana. O konuda da bilgi vereyim. Kamuoyunun da duyması çok önemli. 3 Kasım'da 17 Aralık arasında. Değerli arkadaşlar, 80.450 ailenin aileye nakdi yardım yapılmış. 80.450 aileye nakdi yardım. 455.630 aileye gıda yardımı yapılmış. 420.580 aileye ısınma yardımı. 210.420 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı.
290.850 aileye ulaşım yardımı. 2.562 ailenin elektrik faturası ödenmiş. 12.144 ailenin su faturası karşılanmış. 3 Kasım ile 17 Aralık arasında 1.472.636 aileye kara kış fonundan yardım yapıldı bütün belediye başkanlarımız tarafından. Bunun toplamı 216.228.320 lira. Onların yapamadığını yaptık. Önemli bir çalışmayı yapıyoruz. Bulunduğunuz beldede huzuru sağlıyorsunuz. Toplumsal barışı sağlıyorsunuz. Yine iktidar sahipleri duysunlar. Belediye başkanlarımız bu yardımları yaparken A partili B partili diye ayırmıyorlar. Belediye başkanlarımız bu yardımı yaparken kimsenin etnik kimliğine, kimsenin yaşam tarzına, kimsenin inancına bakmıyorlar. Biz onlar gibi değiliz, ayrımcı değiliz. Toplumun tamamını kucaklıyoruz. Bütün karalamalara rağmen. Değerli arkadaşlarım, eleştiriyoruz. Ülkenin kötüye gittiğini de biliyoruz. Devletin kaynaklarının büyük bir kısmını bir avuç insana aktarıldığını biliyoruz. Adeta 84 milyon insan bir avuç için çalışıyor. Özet olarak beşli çete için çalışıyor adeta. 84 milyondan kesilen vergiler, kesilen kaynaklar büyük ölçüde buraya gidiyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bütçe kabul edildi. 2022 bütçesi kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yoksuldan alıp zengine kaynak aktaran bir bütçedir bu bütçe. 84 milyonun dar bir kesime kaynak aktardığı bir bütçedir bu bütçe. En büyük gelir transferini yapan, haksız gelir transferini yapan bir bütçedir. Ayrımcılık yapmayacağız. İlk yapacağımız iş mağdur olan bütün kesimleri dinlemektir. Bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak zorundayız. Onların yapamadığını yapacağız. Benim dediğim doğrudur anlayışından bu toplumu uzaklaştıracağız. Bu anlayış olmaz. Benim dediğim değil, bizim dediğimiz doğrudur. Toplumsal kesimler var ve siyaset var. Sorunları çözecek olan siyaset kurumudur. Ama siyaset kurumu sorunları akılla, bilgiyle, birikimle ve istişareyle çözer. Kayserili sanayici de, Kayserili esnaf da, Kayserili tüccar da bunu böyle bilsin. Kayserili çiftçi de böyle bilsin. Önce onları dinleyeceğiz, sonra onlara çözümlerimizi anlatacağız, sonra beraber tartışacağız ve doğru yolu bulacağız. Devlet ne dedik? Adaletle yönetilir, bilgiyle yönetilir, erdemle yönetilir. Dayatma kültürüyle bir devleti yönetemezsiniz. Ama yönetmeye kalkıyorlar. Ve Türkiye'yi bu hale getirdiler. Türk lirasını erittiler. Milli paramız. Bir taraftan kendilerine biz milliyetçiyiz diyorlar. Bir taraftan da Türk lirasının değerini kula döndürdüler. Bütün Kayserililere, bütün Türkiye'deki yaşayan bütün vatandaşlarıma ve özellikle de kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bütün milliyetçi ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi arıyorsanız gelin kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında tamamının milliyetçi olduğunu göreceksiniz. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bayrağını sevendir. Parasını kula etmeyendir. Egemen güçlerin karşısında diz çökmeyendir. Milliyetçilik kavramı sıradan bir kavram değildir. Ve hiç kimse unutmasın. Altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Doları kontrol edemeyeceksin.
Eloğlu'ndan aldığın dolarla acaba ben doların değerini düşürürüm diye piyasaya para salacaksın. Borç üstüne borç alacaksın. Egemen güçler talimat verecek, talimatını yapacaksın. Sonra çıkıp piyasaya ben milliyetçiyim diye gezeceksin. Demek ki önce kendi vatandaşını dinleyeceksin. Sorunun nasıl çözüleceğini masaya yatıracaksın ve tartışacaksın. Yeter mi? Yetmez. Devletin bağımsız kurumları vardır. Sermaye piyasası kurulu gibi, bankacılık düzenleme denetleme kurulu gibi, kamu ihale kurumu gibi. Buralara liyakatlı insanları getireceksiniz. Liyakatlı insanlar. İşini bilen insanlar. Liyakati devletten yok ederseniz adaleti yok etmiş olursunuz. Kayserili kardeşlerime sesleneyim. Tüccarına da, esnafına da, çiftçisine de, sanayicisine de sesleneyim. Türkiye'deki esnafı, çiftçisi, sanayicisine, bankacısına sesleneyim. Banka yönetim kurulunda güreşçinin ne işi var Allah aşkına? Sizin kredi notunuzu bir güreşçi nasıl verir hiç? İşi bitmiş siyasetçilerin, bankacılığın besini bilmeyen siyasetçilerin banka yönetim kurullarında ne işleri var? Sizin vicdanınız kabul ediyorsa gidin yine oy verin. Benim vicdanım kabul etmiyor diyorsa oyunuzun dengini değiştirmek zorundasınız. Bizim belediye başkanı arkadaşlarımız, yani sizler Facebook üzerinden ihaleler yapınca onlar da siz de Facebook üzerinden yayınlayın demeye başladılar. Sen bırak kardeşim, sen tepede o büyük milyar dolarlık ihaleleri kime verdin sen? Kimlere verdin? Sen önce onu bir açıkla.